Savaş bitti. Efendim, Türkiye mağlup oldu. Mondros Mütarekesi'ni imzaladı. Ama o arada, mesela şimdi iddiaçıların tuhaf tuhaf şeyleri var. Bak, bunlar bir hilafet anketi yaptırmışlar. Ne zaman? Hilafet anketi mi? Evet. Hilafete kaldırmak istiyorlar. Yani hilafet işe yarar mı diye düşünüyorlar. Mesela bunun tarihi, söyleyeyim size. 1380'de 1915. 9 Teşrin, Teşrin evvel 13 Ekle 22 Ekim 1315'te böyle ulemaya veya daha doğrusu Batı kültürüne yakın ama İslami çevreleri de bilen kişilere bir hilafet anketi yaptırıyor bunlar. Böyle raporlar istiyorlar. Yazının güzelliğine bak. Anket değil de şey değil. Anket derken anket yani anket şeyi kastediyorum. Yani hilafetle ilgili ona da anket, ona da anket denir, değil mi? Ona da anket denir. Yani fon doldurup şey değil. O da anket denir. Yani şimdi soruşturma diyorlar saçma sapan bir söz o. Yok soruşturma. O soruşturmayı adliyede, polisle yapılan bir şeydir. Bu hilafet ile Devlet-i Muazzama-i Osmaniye'nin hal ve müstakbeline bilmem ne şey layihayı mahsusadır. Ve layiha gönderin demişler. O bir kişi de, birkaç kişinin var orada tek kişi şey mi? 4-5 kişinin var bende. Hep aynı tarihte. 1915. Aynı tarihte. 1915. Bunun tartışılmasının nedeni savaş kötü efendim, gidiyor. Şerif Hüseyin isyan etmiş. Arabistan kaynıyor. Hiç kimse dinlememiş. Çanakkale'de bile yani birçok cephede İngiltere özellikle şeyde Basra cephesinde Hintli askerli Müslüman Hintleri göndermiş. Şeylere. Düşünüyorlar. Hani, Müslümanlar Müslümanları öldürüyor. Biz hayır cihat ilan ettik bu herifler ne arıyor burada diyor. Hilafet demek ki yarıyor mu yaramıyor mu? Yani dünya savaşında çok enteresan denemeler yapılmıştır. Enver Paşa yazıyı şekil değiştirip Enveriye yani hurufu mufasılayı yeni bir yazı kendi yazı türünü koymaya kalkar. Böyle denemeleri var. Buna denemişler. Yani ve İttihat Terakki tabii Cumhuriyet devrimlerinin de şeyidir bir yerde. Hazırlayıcısı. Hazırlayıcısıdır o dönemdeki. Tabii asıl 2. Mahmut'tan beri tabii devam eden bir çizgidir o. Yani bir süreç yani o birdenbire olan yazı tartışılıyor. Şimdi gene geri gideceğiz ama. Kostüm tartışılıyor. Elbiseler tartışılıyor. Evet. İkinci Mahmut o gavul padişah diyorlar. O dönemde çok büyük tepki. Yüzlerce bin küsur senedir giren entariyi kaldırıyor. Evet. Ama Cemal Paşa'nın enteresan bir kararı var. O Üsküdar mutasarrıfı olur bir ara. Üsküdar başına geçer. İlk yaptığı yasak ne biliyor musun? Şey yasaklıyor. Entariyle sokağa çıkılmasını yasaklıyor erkeklere. Adamlar entariyle hırkayı giyiyor gece. Kıraathaneye gidiyorlar kahveye şey yapılan. Yasak. Pantolon giyeceksin diyor. Böyle şeyler vardır bunların. İşte senin dediğin gibi falcıları denetleme. Yani birçok şey yapılıyor. Yani klasik sistem, yani geleneksel birçok şey değişiyor. Daha tabii Batı tarzı eğitim almışlar. Bunlar çoğu askeri okullarda, tıbbiyede evet ve diğer mülkiyede. O eğitimin ve Batı'daki gelişen düşünceleri Türkiye'ye aktarmaya çalışıyorlar. Ama tabii iki tane büyük savaş. Balkan Savaşı ardından da Birinci Dünya Savaşı. Birçok şey uygulamalarına da engel oluyor. Tabii Birinci Dünya Savaşı'nda yenilme aynı zamanda iddiaçıların da yenilmesi demek. Zaten Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra işte son kongresi toplanıyor 1 Kasım 1918'de İttihat Terakki'nin. Ve orada tam kongre yapılırken 2-3 Mart mıdır Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın ayrılması? 2-3 Mart gecesi ayrılıyor. 2-3 Kasım gecesi ayrılıyor. Yani Kasım. Kongre sürerken bir bakılıyor ki iddiaçı liderler gitmiş. Yani kongre 4-5 gün sürüyor. Sonunda İttihat ve Terakki Partisi'nin feshedilmesi kararlaştırılıyor. Ancak o kadar iddiatçı var. Şimdi bir mail gelmiş. Birisi Berlin'e gidiyor, birisi... Şuraya bak şimdi. Mantığa bak. İsmini vereyim. Sayın seyircimizin Galip Raşit Ertenli. Bunları anlatıyorsunuz, Atatürk'ten niye bahsetmiyorsunuz? Efendim, Atatürk'ten ne kadar, kaç yıl öncesini anlatıyoruz burada. Şeyini. Ondan sonra tarih sahnesinin en büyük aktörü olan Atatürk'ten tek kelime etmeden program yapmanın tek açıklaması vardır. Bilmem ne efendim. Soros'un bu kadar zeki olduğunu tahmin etmemiş. Soros. Soros'un. Ha şöyle. Biz Soros'cu oluyoruz. Allah akıl ihsan etsin. Heh, devamlısı oluyor. Atatürk iddiatçı mıydı? Efendim üyedir. Trablus'tan Delege. 11 kongresine katılıyor galiba. Evet, şeyde İsmet Paşa da delegedir. Yani Babali baskınında İttihat Terakki hükümetinde Mustafa Kemal yok ki. Ne alakası var yani şeyle bağlamak? Allah Allah.
Zaten yavaş yavaç geliyoruz hareket. Yavaş yavaş geliyoruz efendim. Geleceğiz. Yani daha hala 1915'lerdeyiz. Bu tabii şimdi bunların yurt dışına kaçması iddiaçıların. Bir taraftan burada teceddüt fırkasını kuruyorlar. Yani iddia... O hiç detaya girmeyelim. Şimdi bir yok. Şey zaten yapmak işaret edip duruyor. Sesim gitti, sesim gitti. Şakımak istiyorum diyor. Şöyle yapalım. Şimdi efendim savaş bitti. Savaşı kaybettik maalesef. İddiaççı liderlerin bir kısmı kaçtı. Maalesef kaybettik savaşı. Lider kadro ki hala kaç kişi olduğu belli değildir. İdi belli değildi şimdi belli. Ben bir şey buldum. Oluruz. Buldum onu. Kaç kişi? Gidiş fotoğrafları filmlere çıktı. Ha, gidenler belli değil. Gidenler belli ha, artık. Denizaltıyla gidiyorlar zaten. Denizaltı'da şakır şakır fotoğraflar çekilmiş. Hatıra. Hepsi kılık değiştirmişler. Alanlar çekmişler. Sonra da göndermişler hepsine. Bizim arşivlerde buldunuz. Yok, hayır canım evlerimde özel arşivlerde. Artık o güç yerine yani onların acı hatıraları başlıyorlar. Ve yoksullukları. Ve yoksullukları Rusya'da, Almanya'da, İsveç'te, Danimarka'da her yerde dolaşıyorlar. Ve tabii bununla ilgili de Arif Cemil Bey'in bir kitabı var. O da ilginç. Tabii 1922'de Tevhid-i Efkar gazetesinde o dönemde tefrik edilmiş. Yani savaş sürerken iddiaçıların gurbet maceralarını, şeyini, gurbet hatıralarını gazetede şey yapmışlar. Yani o dönemde... Lehte mi aleyhte mi? Yani o biraz... Muğlak. Muğlak. Yani iddiaçıların mı aleyhinde yoksa Milli Atatürk'ün aleyhinde mi? Yani ona değil karşı... Hadi ne o yıllarda yazacak? Hayır, Enver Paşa taraftarı gibi bir tefrika yani o... Çünkü Enver Paşa hayatta. Kaçta vefat ediyor? 22 değil mi? 22. 22 de daha tam şeyden biraz sonra. Tabii bununla evet. ilgili özellikle elimizde en çok malzeme Enver Paşa ile ilgili var. Yani o gurbet hayatının teferruatını, safahatını çok iyi biliyoruz. Yani bilmiyoruz daha doğrusu, bilme imkanımız var. Bundan sonrası sizin yazacaklarınıza bağlı. Ve yani ama en iyi bilenlerden birisi de sizsiniz. Mesela... Yani Talat Paşa ve Enver Paşa'nın... Talat Paşa'yı yayınladınız zaten. Ama o bir... Yo, ben Talat Paşa'nın sadece Ermeni evlatını yayınladım. Evet. Yani onun şimdi o yayınlamadım. İkinci kısmı ikinci ciltte mi çıkacak? Yani Talat Paşa'nın gurbeti. O ikinci cilt değil o. Ayrı bir kitap. Sonra. O İttihat Terakki Evrakı. Şu önümde duruyor. Tamam. Bunlar. Talat Paşa da var değil mi onun içinde? Bunun gibi üç klasör. Tam ne bir yazısı yapacağımı karar veremedim çünkü çok evrak var. Evet, nasıl klasifiye etmeyi düşünüyorsunuz? İşte karar veremedim. Çünkü mesela eşiyle ilgili mektupları, onun kişisel yaşamına dair, Berlin'de yaşadıklarına dair eminim çok hoş detaylara sahiptir. Ama bir taraftan İttihat ve Terakki ilişkileri ve oradaki hegemoniyi nasıl algılıyor? Bende de mesela şu anda bugün getirdim, geçen hafta da getirmiştim. Talat Paşa'nın yaveri Arif Cemil'in. Mesela o dönem bayağı yankı uyandırmış bu kitap. Evet. Yazdıkları var. Dolayısıyla etrafının yazdıkları da önemli tabii. Bu şey mesela Talat Paşa bunlar baştan gittikten sonra ayrılıyorlar değil mi? Yani? Bu gecenin en önemli sorusu. Komik bir şey geliyor galiba. Bedelli askerlik miydi? Hayır efendim. Bu hafta yok galiba. Bugün. Yok bu hafta gelmedi neyse. Galiba yapmaya gittiler askerliği. Gelecek haftaki Beşiktaş-Fenerbahçe maçını sizce kim kazanır? Beşiktaş. Var mı öyle bir maç? Var. Beşiktaş mı kazanır? Beşiktaş kazanır. Yani bir Fenerbahçe olarak söylüyoruz. Demişler ya bizim şeyhin keramatı yine menkul kendinden. Efendim son yaylardaki yağışların bu yaz İstanbul'da susuzluk yaşanması engelleyeceğini düşünüyor musunuz? Bunu zaten bu diyorlar. Yani, evet. Barajlar doldu artık kapak açıyorlar yani. Efendim, ya barajlar doldu Sayın de... efendim, Mert Kağan diye bir isim, hangi isim mi soyadı bilmiyorum. Utanç verici dediğiniz belgelerden birkaç örnek verebilir misiniz? Şey, işgal yıllarında. Hareket ediyor. Efendim bazı isim yapmış Türk ailelerin işgalcilere yaranma, hatta yaltaklanmaları ile ilgili çok evrak. Evlerini açma. Evlerini açma, partiler, balolar. Kostüm partileri. Yani böyle evet böyle tuhaf tuhaf şeyler. Hiç yakışmayacak şeyler. Evet. Şu mesaj epeydir duruyor. Sayın Ali İhsan Çanakoğlu. Bu kârı müşterek biraz önce Reis Mahmut Efendi'nin.
elimdeki mevcut notayı önüme açtım diyorlar. Efendim bendeki nota, biraz önce çaldığımız nota, Rauf Yekta Bey'in el yazısıydı. Orada. Arkaya işte gidersem gösteririm. Bendeki nota öyleydi ve ben öyle geçtim o eseri. Doktor Selahattin Bey'den o şekilde geçtim. Değişik olabilir. Çünkü bizde notaların farklı olması artık alışılmış bir şeydi. Yani tuhaf bir şeydi böyle. Her önüne gelen başka türlü yazmış. Onu bırakın. Çok meşhur bazı bestekarların kendi el yazıları notalar var. Ben bestekar el yazısı toplamayı severdim eskiden. Topladım epey. Ya bir eser, aynı eser, aynı kişinin. Mesela dört ayrı nota. Bestecinin el yazısı. Dördüne başka. Kendi ayrı yazıyor. Çünkü her nota yazışında şurası şöyle olsa daha iyi diyor. Necip Fazıl'ın falan vardı ya, şiirlerini de işlemiştir sonra. Bestekarlar da yapıyor aynı şeyi. Yani onun için bendeki Darülhan'dan, yani Rauf Yekta Bey'den gelendir. Sizdeki Darüttalim veya başka bir tavır olabilir. İsmail Hakkı Bey tavrı olabilir. Değişiktir. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla üç ana tavır var bizim Alaturka notalarda. Darülhan tavrı, Darüttalim tavrı ve İsmail Hakkı Bey tavrı. Darülhan tavrı mutantandı, böyle tantanalı şeydir. Mutantan ne güzel kelime. Mutantan olan bir kelimedir. Tantanalıdır yani. Böyle alayla bağlayla böyle bir şeydir. Darüttalim tavrı tam böyle oturmamış gibidir. Muvazene pek yoktur gibi. İsmail Hakkı Bey tavrı da şıkır şıkırdır. Aynı eseri. Ama İsmail Hakkı Bey çok eserli oynamış ama çok zevkli bir insan. Güzel oynamış. Onu söylemek gerekir. Efendim sayın kim söyleyemeyeceğim. Mustafa Kemal'in Cemal Paşa'yı düelloya çağırması sizce bir iddia mı? Yoksa İttihat Terakki'nin yaşına bir iç çekişme sonucu mu? Doğru. Gökhan Eserli isim var. Gökhan Bey, bu iddia falan değil, palavradır. Bilmiyorum böyle bir şey ama bildiğim ve yazışmalarında gördüğüm kadarıyla Mustafa Kemal Paşa'nın, paşa olmadan önce hatta, İttihat Terakki içerisinde en yakın olduğu kişi Cemal Paşa'dır. Ve Cemal Paşa'nın hayatının sonuna kadar devam etmiş sağlam bir dostlukları vardır. Mesela Cemal Paşa Türkiye'den ayrıldıktan sonra iddiaçılar Moskova'dan veyahut Afganistan'dan Mustafa Kemal Paşa'yı hep uyarır. Şu şunu yapıyor, bu bunu yapıyor, dikkat et diye. Ve böyle bir düello şeyi ben duymadım. Ben de o mesela o kitapta gördüm, düello mevzusu geçiyor ama Cemal Paşa katledilme hangi kitapta? Arif Cemil'den başka kitap. Arif Cemil'de mi? Arif Cemil'de düello kelimesini gördüğümü hatırlıyorum. Efendim ve Cemal Paşa'yı görüyoruz şu anda. Bu fotoğraf Afganistan'dayken Talat Paşa'yı imzalmış, Kabil'de imzalanmış. Ve katledilmesinden 2-3 hafta önce, hatta 10 gün kadar önce, maalesef burada yanımda değil o. Yukarıda odada olacak, dolapta. Hayır. Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı bir mektup var. Ruslar şöyle şöyle yapıyorlar, Enver şurada şu şurada dikkat et diye. Ve gayet samimi mektuplaşıyorlar onu. Enver Paşa'ya karşı da mı uyarıyor? Ondan sonra bozuşmuşlar. Şimdi bu gurbet maceralarına geçmeden İlk gün Hanımcığım, şu resimleri bir görsek, ben onlara da kısa izahat vereyim. Şu İttihat Terakki fotoğrafları vardı. Onları bir şey yapabilirsek. Efendim bu 1914'te Dünya Savaşı'ndan önce çekilmiş bir resim. Kır gezisi mi? Bu toplantıyla ilgili koca bir albüm var. Bu toplantı. Yemek falan yiyorlar. Yemek falan yiyorlar. Yani. Yemek yiyorlar. Ondan sonra atış yapıyor hepsi. Elinde o Alman parabellumlarını almış. Atışlar yapıyorlar. İkincim, resmi büyütebilir miyiz? Şeyden söyleyelim biraz. Tam ekran yapabilirsek. En sağda, önde en sağda gördüğümüz meşhur Mithat Şükrü Bileda. İttihat Terakki Katibi Umumi ise. Görebildiğim kadarıyla söylüyorum. Sağdan üçüncü Cemal Paşa. Yanında Sait Halim Paşa, Sadrazam. Onun yanında Talat Paşa, Sait Halim Paşa ile Talat Paşa'nın arkasında ortada üniforma olan Enver Paşa'dır. Bunları seçebiliyorum, ötekileri seçemiyorum. Kamera benden uzakta duruyor. Bir sonra şimdi bu resmi geçelim, devam edelim efendim. Bunlar nadir resimlerdir, fotoğraflardır.
Efendim gene bir arada duruyorlar. Solda Enver Paşa, yanında Talat Paşa. O yanındaki, o Talat Paşa'nın yanındaki toplu mülaham beyefendi şeydir. Meclis reisi şey, Halil Menteş, Halil Bey'dir. Onun, ha bu da varmış, bakın yanımda büyük şey varmış. Onun yanındaki de Sait Halim Paşa'da, eli bastonlu olan. Sağdan dördüncü. Geçiyoruz efendim. O resim gelene kadar söyleyeyim efendim. Tören mi bu? Sayın, isim neymiş, dur bir şey yapayım. Mavi Ebu Dikmen. Bu tamburun Ercüment Batanay'ın tamburu olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu? O yaylıydı diyor efendim. Yaylıya geçmeden önce Ercüment Bey o eski kayıtlarda bu tamburu çalardı. Mızraplı tamburun da çok büyük bir üstadıdır. CD'si vardır piyasada. O bendeki kayıtları bizim Mehmet Güntekin CD yapmıştı. Orada dinleyebilirsiniz Enver Paşa'yı. Amplemi mi? Efendim bu İttihat Terakki'nin arması. Bu gördüğümüz. Uhuvvet, hürriyet, müsavat yazıyor. Üste adalet. Altında uhuvvet, hürriyet, müsavat yazıyor. İttihat göremiyorum ki. İttihat, Osmanlı, Terakki ve İttihat Cemiyeti. Alttaki yazı. Geçiyoruz, evet. El sıkışma. Evet, şimdi daha net görünüyor. Geçiyoruz. Ah, bu Enver Paşa. Masasında efendim çalışıyor. Bu masa şu anda torunu Osman Mayatepe'dedir. Ankara'daki evindedir. O masada ben de çok çalıştım. Onu söyleyeyim. Hatta Erhan'ı şey yapıyordum, ben Enver'in masasında evet çalışıyorum diye. Ama ne enteresan. Üniforması duruyor, masası duruyor. Anlatacağım, onu seveyim yani. Şimdi yani şeyi bahsederken ailesiyle anlatacağım. Ailesiyle ilgili herhalde. Evet. Geçiyoruz efendim. Bu Zonaro'nun, altta imza gitmiş, Fausto Zonaro'nun meşhur resmi. 1908 ikinci meşrutiyetinden sonra yaptığı meşhur tablodur. Enver Paşa tablosudur. Geçiyoruz. Teknik bir sorun var galiba. Bir net altta bir... gözükmüyor. Heh. Şimdi efendim bakın. Bu kim biliyor musun Erhan? Enver Paşa. Ne zaman? Başkomutan olduğu zaman Naciye'ye Sivil, mi yazıyor? Naciyeciğime diyor. Naciye'me. Eşi mi? Eşi Naciye Sultan'a yazmış. Sultan. Sivil Enver Paşa, düşün, Naciye Sultan'la evlendiği zaman çekilmiş fotoğraftır. Sivil halidir ve başkumandan oluyor. Ne kadar genç. Yani işte gençlik İsmet Paşa diyor ya, en cesurumuz Enver'de fakat çok gençlik der. Ya şimdi 22'de mi ölüyordu? 22. Evet. 41 yaşında değil mi? 41 yaşında. O hayatı yaşadığında 41 yaşında. Yani 30 küsür yaşında başka mutlaka oluyor. Geçiyoruz efendim. Yani. Devam ediyoruz. Bu enteresan bir resim efendim. Solda Enver Paşa. Sağdaki o hep yanında Bedri Bey. Kostüm. Buhara elbiseleri bunlar. Buhara'daki Enver zaten. Paşa. Buhara 29 teşhin evvel. 29 teşhin evvel 1921. 21. Soldaki imzası da Enver. O üniformayla, yani elbiseyle, mahalli elbiseyle Enver Paşa'yı görüyoruz. Bu da 40 yaşında. Geçiyoruz. Neden bir yıl önce? 81 doğumlu mu? 81 zaten. Ha, bu demin gördüğümüz o şey. Meşhur. Makedonya. Makedon elbiselerinde. Atatürk'le yaşıttır. Büyük yalnız. Sınıfta büyük. Hmm. Geçiyoruz efendim. Geç ilk gün. Ha, Enver Paşa bir annesi Ayşe Hanım. Kendi annesi. Burada da sivil. Sivil, evet. Şimdi bir iki sivil resmi daha var. Devam edelim. Şu resmi şöyle kadarcayabilirsek, bu çok önemli bir resim. Ekranda şey gözüküyor ama. Yani buradaki gibi öyle değil. Ekranda doğru, farklı doğru gözüküyor. En sağda Cemal Paşa var. Evet. O eli cebinde sakallı Cemal Paşa. Yanında Enver Paşa, ortada elinde kağıt tutan. Soldan ikinci görüyorsunuz şey, Mustafa Kemal. Daha henüz paşa değil o yıllarda. Arka Atatürk. Talat Paşa mı? Talat Paşa yok, o şey yok. İsim ben unuttum bunları. Bu ne zaman? Soldaki de Atatürk'ün yaveridir. Şeyden. Bu çok önemli bir fotoğraftır. Evet. Bir arada Atatürk ve Enver Paşa'yı bir arada gösteren nadir fotoğraflardandır. Bende Çanakkale'de çekilmiş birkaç fotoğraf daha var. Onlar yayınlanmadı. Fakat bu da nadir fotoğraflar. Bu nerede çekilmiş? Bu yayınlandı bu. Valla bir İstanbul burası. Evet, İstanbul. Arkada... İstanbul şey yayınladı bunu. Ah, Stefan Yarasimos'un şeysi vardı biliyorsun. Bu İstanbul hakkında bir şey vardır. Kitabı. Bu. Aa, şimdi bir mesaj geldi. Rahmi Bey'in torunu Melekşah Hanım göndermiş. İlk gün o şeyi yapabilir miyiz? Hani en baştaki piknik resmi vardı ya. Ha, orada tek.
O resimde çok göremedim. Melek Çarşı'm kusura bakma çok uzakta ekran. Burada şimdi yeni ekran o gösterdiler. Buradan görebiliyorum. Rahmi Bey'den varmış orada. Aa, tabii tabii. En sağda dursun öyle. İleden. En sağdaki... Ayakta oturan. Ay oturanlar. Ekrana göre hangisi sol oynuyor? Ekran mı oynuyor, bu mu oynuyor? Sağda gördüğümüz Mithat Çuklu bile de yanındaki o bahsettiğimiz Rahmi Bey. İzmir Cemal Paşa ile ortada. Bey. Efendim yanında Cemal Paşa, Sadrazam Said Ali Paşa ve Talat Paşa. Arkada Enver Paşa. Talat Paşa'nın yanında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Talat Paşa'nın arkasında ayakta duran şehzadedir. Askeri şey, yani askeri eğitim gören şehzadelerden biridir. Soldaki mi? Arkadaşım bu parçalı tam göremiyorum. Tam şu şey ortasına giriyor. Bak oynuyor tamam, şimdi yandan tam, çekti. Evet. Şey mi o? Milli mücadeleye... Bunu siz mi yansıtıyorsunuz? İlkgün Hanım yansıtıyor bunu. İlkgün Hanım o sabit dursun. Gittikçe göremiyoruz. Çünkü zaten burada flu gözüküyor. Evet efendim şimdi o... demin kaldığımız yerden devam edelim. O zaman da kamerayı arkamı evet, dönüyor. Demin kaldığımız... Evet bu Ahmet Paşa, Enver Paşa'nın babası. Son yıllarında 40'lı yıllarda İstanbul'da hatta hoş bir hadise vardır. Onu da tevkif edip İngilizler işgalde Malta'ya gönderirler. Süleyman Nazif, meşhur o Kara Bir Gün yazısını yazan Süleyman Nazif'le sohbet ediyorlar. Vallahi beyefendi diyor Ahmet Paşa, hayatımda harama uçku çözmedim diyor. Süleyman Nazif'in cevabı, aman Paşa Hazretleri helale de çözmeseydiniz keşke diyor. Evet bu rahmet paşa, Ahmet Paşa. Enver Paşa yapıyor değil mi babasını paşa? Evet. Babasını paşa yapıyor Enver Paşa. Geçiyoruz efendim. Çok sıkıntı çekmiş sonra. Kaça kadar yaşıyor? 40'lı seneler. Aa, bu çok romantik bir şeydi. Bu ne biliyor musunuz Pelin Hanım? Yazıyı okuyamıyorum buradan ama. Cicime. Şurada yazıyor. Şurada bakayım. İlgili. Cicime. Okuyamıyorum ki. Ah. Çok flur kalmış. Bunlar efendim Enver Paşa. Hatıra galiba o kelime. Bir dakika şuradan bakayım. Okuyamıyorum. Flu çıkıyor. Şimdi. Çok flu çıkıyor bunlar. Burada biz yani... Keşke ben bunların CD şeyini getirseydim. Hiç oynatmayın. Oynatma. Görünmüyor. Şey. Görünmüyor öyle dursun. Bu efendim buna ne de biliyor musunuz? Şeydeyken Orta Asya'da dağlarda savaşırken orada çiçek topluyor. Bu çerçeveyi kendisi yapıyor. Oh. Eşine. Eşine. Ve bir yerde yazmış. Atın eğerini kestim bazı yerlerini çerçeve yaptım üstüne bunları işledim diyor. Böyle 8-9 tane çiçek göndermiş. Ön tarafa jelatin gibi bir şey kaplamış. Hmm. Şeyden ve bunlar hala ailesinde durur. Osman Bey'de torununda. Bunlar çiçekleri paşanın. Yani böyle romantik bir şey. Fakat şeye bak nasıl ta oralardan Berlin'e gidiyor bunlar. Berlin'den tekrar Türkiye'ye geliyor. Berlin'den dünya seyahati yapıyor bunlar. Şimdi efendim geçiyoruz. Gönderdiği çiçek bile duruyor. Çok önemli. Mühim olan şu bak şey anlamıyorsun. Mühim olan bunların gitmesi oradan oraya. Orta Asya'da dağın tepesinden Berlin'e gidiyor. Ya Alman istihbaratı ya teşkilatı mahsursa. Evet. Normal savaş ortamı zaten. Posta posta yok ki orada ne ara dağda posta. Evet Enver Paşa Naciye ve eşi Sultan. Naciye Sultan efendim bunlar bu düğün resimleridir. Geçiyoruz. Eşleriyle her hafta söylüyoruz ama gerçekten inanılmaz bağları var. Şimdi göstereceğim yani geçen hafta şeyi. Talat Paşa'nın. Aa, bu Enver Paşa'nın günlüğü. Şey günlüğü ama. Orta Asya günlüğü. Hayır efendim meşrutiyet öncesi günlüğü. Meşrutiyet öncesi. Meşrutiyet öncesi günlüğüdür. Haritalar çiziyor. Mesela o harita şey haritası. Ne derler? Çete takibi. Çete takibi. Makedonya dağlarında eşkıya takip ederken, çete takip ederken tuttuğu günlük. Hep para sıkıntısı. O dönemde şeyde, herkes de vardı. Hepsinde var. Atatürk'ün o yazdığı mektuplarda falan da vardır. Yani hep şuradan maaşımı al anneme. Maaş ver. Alamıyorlar ki. Alamıyorlar. Sultanım zamanında maaş alamıyorlar. Birikiyor öyle evet. İlk hücum geçiyoruz. Geçiyoruz. Ekonomileri kurtarmak için ilan edilir. Biliyorsunuz. Savaşın öncülüğü yok. Bu Enver Paşa'nın kendi kaleminden, kendi kara kalem resmi. Bunlar askeriyede şey okuyorlar. İyi resim okuyorlar. Gayet güzel bir otoportre bu. Otoportre tabii resim tabii. Resim okumuyorlar, resim çiziyorlar. Resim çiziyorlar ya yani. İşte Allah. Gecenin bu saatte resim öğretiliyor bunlara. Ve Enver Paşa bilhassa portrede iyi bir ressamdır. Hmm.
Bu Moskova'da ne yazıyor? Moskova, gel okun. Bilmem ne bulvar. 16 Eylül 1920. Verebiliyor musun? 16 Eylül 1920. Bu kendi çizdiği bir portresidir.